ekonominin anarşist toplumda veya anarşiye doğru devrim geçişi aşamasında organizasyonu temel özgürlükçü sosyal devrim özgürlükçü öz ekonomisinin örgütlenmesi yönelimi ve amacı ve bunun gelişimi ve ortaya çıkışı kapitalist ve devlet sisteminde radikal bir değişimi zorunlu kılar. Bu değişim zorunlu olarak her ikisinin de ortadan kaldırılması ve üstesinden gelinmesi ve yeni ekonominin ve anarşist toplumun veya demokratik sosyalizmin temel temellerinin ona doğru yürüyüşe atılması anlamına gelir. Ne anarşist ne de özgürlükçü komünist toplum, evrensel insanlık tarihinin verili bir aşamasında, ne bir gündem ne de dünya düzeyinde senkronize bir şekilde büyüleme sanatıyla gerçekleştirilecek. Toplumsal devrim, dünyadaki her ülkede aynı anda gerçekleşmeyecektir coğrafi, iklimsel, etnik, demografik koşullar, sınai gelişme, doğal zenginlik, ham maddelerin varlığı ya da olmaması, tarımsal olanaklar, çevresel koşullar nedeniyle tek bir tip ya da kalıba dayalı olarak da tek tip olamaz, zihniyet ve kültür ve böyle öz ve özgürlükçü yönelimin belirleyici etkisi altında bile yapıcı varyantlarını etkileyecek ve yoğunluğu ve belirtilen spesifik özelliklere göre, sadece evrensel olarak değil, Aynı zamanda her ülkede uygun, sistem ve yeni yapıları çok yönlü, çoklu ve çoğulcu profiller ve yönler altında, sürekli iyileştirme ve uyumlu denge arayışı içinde. Ancak, anarşist veya anarşist toplumun ve ona ulaşmak için gerekli pratik ve etkili araçların ve usullerin temel özellikleri, gerçekliği ele geçirmek ve içinde derin bir yarı kaçmak için güçlü ve açık yönergelerle ortaya konmalıdır. Ücretsiz yarın, bugün başlıyor. Yeni özgürlükçü ekonominin ve anarşist toplumun amacı, sosyal eşitlik ve insan dayanışması ortamında onu oluşturan her bir kişinin özgürlüğü ve refahı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için, geçici olarak adlandırılsa da, devletin tüm diktatörlük biçimleri altında kapitalizmin tüm otoriter kurumlarının ortadan kalkması esastır. Özel mülkiyet, kişilere, sosyal sınıflara, rütbelere hiyerarşileri ve ayrıcılıklara göre kişilere yönelik her türlü sömürü ve baskı yönteminin çalışan bir ülkedeki toplumsal devrim maalesef erken evrelerinde kaçınılmaz olarak ülkenin özelliklerini ve patlak verdiği veya meydana geldiği anda sahip olduğu araçları dayatacak belirli belirli koşulların ötesine geçemese de en azından ekonomik düzende küresel olarak değerlendirilen ekonomi bir anda yaratılmadığı veya geliştirilmediği için ilk andan itibaren Verimli ayak izni ve sağlam bir şekilde tanımlanmış olan başarma iradesini anarşistler adına damgalayarak kaygı maksimum sağlamlığı, başarıları ve özgürlükçü gelişimi gerçeğe dönüştürmek ve slogan şu olmalıdır: Herkes için özgürlük, ekmek, giyim, barınma, kültür ve eğlence. Her birinden kendi ihtiyacına göre, imkanlarına göre. Yeni toplumun özgür örgütlenmesine karşı olan tüm iç engelleri otoriterlik ve sömürü geçmişinin kalıntılarını yok etmek ve ortadan kaldırmak gerekecektir. Ve ülkenin toplumsal devrimini destekleyen dünya devrimci dayanışmasına fazla güvenmek, özellikle de belirli bir anarşist baskın tipoloji ile sunulursa, mümkün olmayacaktır. Uluslararası baskın bloklardan gelecek tüm yardımlar uyduya dönüşme eğiliminde olacaktır. Ayrıca, herhangi bir derin devrimci değişimde, devrimci dönüşüm akımını ve değerini sınayan, en uygun yapıların güdülen amaçlara ve amaçlara uyarlanması, deneysel deneme, ekonomik durgunluk dönemi olduğu da söylenmelidir. Ve başarı ve inşa kapasitesi. Şirketin varlığını ve serbest işleyişini sağlayın. Üretken işçi sınıfını sömürmeden, yormadan, yabancılaştırıcı çalışma standartlarını hapsetmeden, ilk andan itibaren üretimi, tedariki, performansı, verimliliği, üretkenliği sağlamak gerekir toplumsal devrimin aynı zaferi ve onun pekiştirilmesi ve ilerici gelişiminin gelecekteki aşamaları, büyük ölçüde işçilerin kendi sosyal, ekonomik, kültürel ve ideolojik eğitimine, bireysel ve küresel olarak özgür devrimci ve özgürlükçü kapasite diyebileceğimiz şeye bağlı olacaktır. Düşünülen, yeni düzenin temel faktörü, özgür ve kendine güvenen kişi olmalıdır. Hiçbir ekonomi türü, elinden gelen her şeyi zaten atıyor kapitalist ve devlet sisteminin anarşizmle uyumlu olduğunu varsayalım. Amacımız, özgürce yaşamak ve herkesin eşit şartlar altında tadını çıkarması ve tadını çıkarması için mümkün olan her şeyi yapmak, insanların toprağının, doğasının ve dayanışma çabalarının hiçbir ayrım yapmadan herkese ne kadar sağlayabileceğidir. Sosyal anarşizmin geniş kabulü. Aynı nedenlerle, bütünsel sosyalizm, Demokratik sosyalizm anlayışımız geniş ve kapsamlı değildir. Pratik uygulama olanakları ve biçimleri açısından ne tek taraflı ne de tek tiptir. Karşılıklı, kolektivist, kooperatif ve böyle diğer toplumsal örgütlenme biçimleri, sömürünün tüm köklerinin bunlardan dışlanması koşuluyla insan ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlara maksimum özgürlük ve en büyük refahı temin etmek için en adil ve yeterli olan ekonomik modalitelerin deneme özgürlüğü anarşist toplumda doğal olarak konuları devam ettirmeye çalışan açık bir yola sahip olmalıdır. Özgür üreticiler ve dayanışma tüketicilerinin federatif birliğine dayanan genel ve bütünün bir arada var oluşuyla ortak bir uyum. Deney yapma özgürlüğü. Toplumsallaştırma tipi, karşılıklı, anarşist, prodikon, anarşik kolektivistler, anarşistler, bakunin Mella, özgürlükçü komünist veya anarşik komünizm, anarşistler, Kropotkin Malatesta, kooperatifçiler, ticarileştirilmemiş ve böyle modalitelerin dilenmesi ve birlikte varoluşu. Yerel, ilçe, bölgesel veya ulusal ölçekte, özgürlükçü sistem içinde, özünde otoriter karşı tanarşik ilkeyi koruyan, temelde özerk ve federalist olmak mümkün olabilir. Ve özellikle, mantıksal olarak özgürlükçü olduğu gibi, insan evriminin ve sosyal formların durgunlaşmadığı ve hiçbir ekonomik yapının kesin ve değişmez olarak kabul edilemeyeceği anlaşılırsa, her zaman daha fazla özgürlük, daha fazla refah, her şeyden daha fazla bolluk, daha fazla mükemmellik ve bireyin, sosyal grubun, insan grubunun tam gelişimi için en uygun koşulları yaratmak için, anarşist toplumun yönelimi ve amacı bu olmalıdır. Özgürlükçü sosyal ve ekonomik organizasyon Libertel sosyal ve ekonomik eskizler. Ekonomi, sosyal bir temel olmadan gelişemez. Ve insan veya grubun var olduğu yerde, toplum aynı birlikte varoluştan doğar. İhtiyaçlar, aynı basit ve doğal biyolojik düzende bile itiraz edilemez talepleri ile sunulur ve genel düzlemde tezahür ederek, kolektif kümeyi aşarak, insanlara kendilerini bir düzen veya düzenleyici ilke arama görevinde görmelerini sağlar. En azından, özgürce kabul edilmiş ve bilinçli olarak onaylanmış bir anlaşma veya sözleşmeye dayalı olarak, gönüllü olarak uygulanan, insanın bir arada varoluşu ile uyumlu. Anarşist anlayışta, en azından özgür pakt ile örgütlenme temelini kabul edenler de, özgürlükçü komünizm, mistikleştirmeden, berrak gerçekçilikle yorumlanan akritik önermelere dayanan, toplumun oluşumunu ve gelişimini daha yaşanabilir kılan sistem veya yapısal mekanizmadır. Bunların anlamı ve içeriği. Yeni toplumun temeli, özgür komün. Yeni özgürlükçü toplumsal örgütlenmenin temel taşı ve canlı hücresi, bizim için bireye, gruba, kolektiviteye, birliğe ek olarak özgür komündür. Vatandaşların her biri tarafından oluşturulan özgür komün, basitçi idari yönden genel sosyal koordinasyon işlevine sahip olabilir, iktidar ya da siyasi kurum değil, yerel bölgesel düzeyde sosyal hizmet. İşlevleri, komünal özgür meclislerin karşılıklı mutabakatla aldıkları kararlara ve kararlara uygun olmalıdır. Komunal örgütten tüm otoriterlik ve tüm bürokrasi uzaklaştırılmalıdır. İlçe, bölgesel ve ulusal özgür komün federasyonları, bir ülkenin genel düzeyinde veya belirli bir coğrafi ve etnik bölgede oluşturulabilir ve uluslararası olarak konfederasyon olabilir. Komün, kendi içinde siyasi iktidarı ve daha az askeri güce yoğunlaşmamalıdır ki bu da ortadan kalkmalıdır. Devrimci güç bile değil. Tüm siyasi iktidar kaldırılmalı ve hiç kimse onu kullanmamalıdır. Komünde coğrafi ve tarihsel terimini kapalı bir koruma alanı veya tımarlık yapan ekonomik proprietarizm de olmamalıdır. Her komün, doğal veya yaratılmış veya üretilmiş tüm zenginliklerin, tüm ürünlerin, aletlerin veya maddi malların ortak miras olduğu ve herkesin emrinde kalması, kullanım hakkı düzenlendiği ilkesine dayanarak dayanışmaya açık olmalı, onu uygulamalı ve kabul etmelidir. Serbestçe ve gönüllü olarak oluşturulmuş kolektif kurallarla devrimci birliğin ve işlevlerinin, işin örgütlenmesini ve sosyalist sosyalist toplumdaki işlevini en iyi şekilde sağlayabilecek organizma, sanayiden, tarlalardan, madenlerden laboratuvarlardan ve merkezlerden özgür işçilerden oluşan devrimci sendikalist sendikadır. Araştırma ve araştırma, teknik uzmanlık alanları, yerel, ilçe, bölgesel, ulusal ve uluslararası federasyonlarda şube ve sanayiye göre gruplandırılmış sendikalar. Fabrikaları ve atölyeleri, tarlaları, madenleri, marinaları, bilimsel ve teknolojik enstitüleri sorumlu kontrolleri altında doğrudan yöneten toplum ve bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu tüm eşya ve şeylerin ihtiyaçlara göre üretimini sağlayabilen organlardır. Her birinin ortak çabaya katkısıyla, gücüne ve kapasitesine göre, kimseyi istismar etmeden veya herhangi bir ayrıcalık kullanmadan bolluk yaratma hedefinin peşinde koşarak, kendilerini hissettirdiklerini ve sunmalarını sağlamaktır. Tüm madde, ekonomik ve teknik kaynaklar, imal edilmiş eşyalar, tarım, hayvancılık, Balıkçılık ürünleri ve böyle uygun ve en uygun ajanslar aracılığıyla dağıtım ve değişim için dikkate alınmalı ve ortak kullanıma sunulmalıdır. Ve en adil dağıtım. Sendika federasyonları endüstriyel, köylü ve böyle üretim kategorileriyle veya kamu hizmetleri, posta hizmetleri, iletişim, ulaşım ve diğerleri tarafından oluşturulabilir. Burjuvazinin ve kapitalist ve otoriter yapıların ortadan kalkmasıyla birlikte toplumsal devrim zorunlu olarak başka çalışma tarzlarını, imalatta yeniden düzenlemeleri, profesyonel yeniden dönüşümleri, farklı üretim özelliklerini ima edecek yeni bir ekonomik düzen kurmak zorunda kalacak. Meslek veya endüstri itibariyle sendikaların siyasi gücü veya fabrika, makini veya imal edilmiş ürün mülkiyeti olmayacaktır. Korporatist proprietarizmin anarşist toplumda kök salmasına da izin verilmemelidir. Öz yönetim yüksek bilinçli ve gönüllü bireysel ve mesleki sorumluluk duygusuyla kontrol edilen, işin ve üretim işlevinin en iyi ve en rasyonel organizasyonunu sağlamaya dayanmalıdır. Fabrika, şirket, atölye veya üretici topluluğunun öz yönetim komiteleri veya komisyonları, periyodik yenilemelere tabi ve geri alınabilir nitelikte olan personel tarafından doğrudan atanacaktır. Bürokrasi, komitelerden ve her yerden uzaklaştırılmalıdır. Aynı teknik veya uzman personeli hiçbir koşulda komuta statüsü verilmemelidir. Sendikalara her türlü iktidar ilkesini, bir işten sorumlu bir şekilde sorumlu olan ve diğer işçileri eşit bir temelde değerlendirmek zorunda olan herhangi bir teknik veya uzman kişiye vermek gibi tüm yetkileri kabul etmeye karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ahlaki ve etkili üreticiler, ortak bir şirketin işinde genel malın hizmetinde işbirliği yaparlar dağıtım ve tüketim. Savunduğumuz ve savunduğumuz sosyal organizasyonun amacı, herhangi bir grup, plan, varlık veya organ tarafından manipüle edilen veya tekerleştirilen sınai veya ticari fayda veya kar olmamalı, ancak federasyon veya komünler birliği içindeki ortak menfaat olmalıdır. Özgür ve dayanışma içinde. Öte yandan, anarşist toplumun ekonomik biçimlerinin ve mekanizmalarının katı bir zır monolitik bir rejim ve taşınmaz yapılara gömülmemesi gerektiğini anlıyoruz. Sömürmeme, servet, mal, toprak, makine ve ürünler topluluğunun temel ilkesine saygı duyarak, her şey ulaşılabilir, bireysel ve ortak tüketim ve kullanıma sunulmalıdır. Ve böylelikle, birlik ve dayanışma içinde özgürlük, ekmek, kültür ve bağımsızlık herkes için daha iyi garanti ve güvence altına alınacaktır tarımsal ve mamul ürünlerin genel koordineli ve perakende dağıtımı, üretim birliklerinin ve topluluklarının ürünleri tedarik edebileceği ve depolayabileceği tedarik depoları ve toptan tedarik temelinde tüketici dernekleri veya federasyonları tarafından sağlanabilir ve tüketici kooperatifleri ve perakende dağıtıma uygun mağazalar veya merkezler aracılığıyla, her türlü ticarilikten muaf, devrimin organizmaları, kolektiviteler, üretim kolektifleri ve hatta özellikle tarım, kırsal ve köylü çevrelerindeki karma üretim ve tüketim grupları, hayati organizmalar olarak yeni ekonominin uygun ve etkili yerleşim araçları ile kalkınması arasında önemli bir faktör olabilir. Yeni dayanışma ekonomisinde ticarileşme veya uyuşma, yaşayan kolektivist komünist, anarşist, farkındalığın pratik ve etkili bir ifadesi olarak, Özgürlükçü tipte kolektiviteler İspanyol Devrimi sırasında belirli bir aşkın tarihsel gerçekçilik durumunda bir halkın ekonomik gelişimini sağlamak için etkili organizmalar olarak tezahür ederek sunulabilir. Hepsinden önemlisi, sendikalar ve diğer toplumsal örgütlerle uyum içinde birbirini tamamlayıcı olarak çalışmak ve tanımlanmış alanı ve ilgili karakteristiği içinde toplumu veya topluluğa özgü ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara ve işlevlere katılmak. Sosyal ve ekonomik konseyler. Tamamlayıcı hizmet kuruluşları arasında tavsiye, bilgi ve istatistik yoluyla, teknik rehberlik yoluyla daha mükemmel örgütsel modalitelerin araştırılması, yerel ve genel koordinasyon, aynı farklı deneyimlerden elde edilen pratik dersler, üretim ve tüketim sömürü ve iktisadi kalkınma ve yani servetin sömürülmesi olasılıklarının incelenmesi ortak olarak, Federe Ulusal Ekonomi Genel Konseyi'ne götüren yerel, ilçe ve bölgesel ekonomik konseyler olabilir. Bu ekonomik konseylerin herhangi bir yürütme gücü olmamalı, sadece bir danışma ve danışma misyonu olmalıdır. Komün tarafından atanan delegeler, birlikler, kolektifler, kooperatifler ve tüketim merkezleri, teknik ve kültürel kuruluşlar tarafından oluşturulabilir. Savunduğumuz ve savunduğumuz sosyal organizasyonun amacı, sınai veya ticari kar veya kar olmamalı. Herhangi bir grup, plan, varlık veya organ tarafından manipüle edilmeli veya tekelleştirilmemeli, tam yararı olmalıdır. Sosyal ve ekonomik konsey olarak da adlandırılabilecek bu konseylerin üyeleri ilgili organlar tarafından yenilenebilir ve geri alınabilir geçici olarak atanacak ve kendilerine devredilecektir. Oluşturulabilecek sosyal ve ekonomik konseyler arasında temel madde, üretken, ilgili kültürel ve sanatsal ihtiyaçlar ve böyle dikkate alındığında gıda, konut, giyim, tarım ve hayvancılık üretimi vardır. Ormancılık, madencilik Balıkçılık, ulaşım, iletişim, grafik sanatlar, basın ve kitaplar, metalurji ve çelik endüstrisi, su, elektrik ve itici güç, kimya endüstrisi, cam ve seramik dalı, ağaç dalı, inşaat, sağlık, kültür, sanat ve rekreasyon, bilim, araştırma ve teknikler, ambarlar yerel, komunal, birlik, kolektifler kooperatifler ve özel kurup şubeleri aracılığıyla aşağıdan yukarıya hiçbir merkeziyetçilik olmaksızın iç içe geçecek krediler ve takaslar, dış ilişkiler, ithalat ve ihracat, yürütme yetkisi olmayan özel kurum ve kuruluşların koordinasyonu ve dayanışması için genel bir konsey. Listelediğimiz çeşitli meclislerin isimleri verdiğimizden farklı olabilir, kaprinler az ya da çok genişliğe sahiptir uzmanlık veya branşlara göre sınırlar belirtilenden daha çeşitli veya sentetik ve her zaman ilgili taraflar arasında herhangi bir dayatma olmaksızın doğrudan ortaklaşa kabul edilecektir. Genel değerlendirmeler. Bu modaliteleri veya formülleri çizerken veya taslaklarını çizerken bu otoriter etkilerden ve anılardan kaçınma. Özgürlükçü anarşist veya komünist toplumdaki eğilimleri merkezileştirme Özümseme ve tekelleştirme ve özgürlük, özertlik verme arzusuyla yapıyoruz. Canlı, yapısal, işlevsel, pratik içerik ve daha büyük ilerleme ve yükseliş gelişiminin uyarıcısı. Kadın veya erkeğin dönüştürücü ve yaratıcı sosyal dinamik enerjisini, doğal olarak kendi vicdanlarında, kendi içlerinde bütünsel bir varlık olarak bireysel olarak ve bir bütün olarak toplulukla gönüllü olarak ilişkilendirilen özerk bir birim olarak temel alıyoruz. Komünizmin dönüşüm aşamalarında ve tam olarak gerçekleştirilmesine yönelik aşamalarda, endüstriyel ve tarımsal gelişme çeşitli nedenlerle yeterli seviyeye ulaşmamışsa, her türlü ürünü istiflemeden veya istismar etmeden, süper bolluk ve özgür bireysel edinim yaratmak için, uygulamalı toplumsallaşma, Kolektivizm veya yeni başlayan komünizm sistemi içinde dağıtım ve tüketimin bir düzenlenmesi gerekli olmadığı, en akılcı ve adil olması gerektiği düşünülmektedir. Bir ücretlendirme sisteminin uygunluğu veya faydası düşünüldüğünde, satın alma olanakları sağlamak için aynı görüşe sahibiz. Ona karşıyız çünkü eğer eşit değilse ve öyle olsa bile, ücretin ölümcül bir şekilde adaletsizliklere dönüşeceğinden bencillik ve kin uyandıracağından ve uzun vadede eşitsizlikleri yeniden canlandıracağından korkuyoruz. Özgürlükçü sosyolojide zaten çok tartışmalı olan paranın varlığı bize göre de tavsiye edilmez. Ve eğer tahvillere veya sinetlere dayalı bir parasal işaret tesis edilirse, bankacılık tipi bir yapıda merkezileştirilmemeli, bunun yerine, bu senetler veya para tahvilleri belediyeler tarafından dahili olarak ve genel olarak ihraç edildiğinde, Hepsinde satın alma ve değiştirilebilir değere sahiptir. Parasal işaret değerlerinin türlerde veya ürünlerde birikimi, bir komün, güçlü, daha önemli veya daha müreffeh bir topluluk veya şirketin, daha gelişmiş bir bölgenin veya aynı şekilde merkezileşme ve tekelden kaçınılması ve mücadele edilmesi gerektiği gibi genel bir ekonomik plan oluşturulması gerekli hale gelirse katkıda bulunan tarafların veya birimlerin veya yardımı ve kaynakları gerekli olan veya etkilenebilecek birimlerin feda edilmemesini ve daha önce kabul etmesini sağlamak gerekecektir. Çünkü genel irade empoze edilir ve tezahür ettirilirse etkili ve tartışılmaz bir gücün her şeye kadir olmasıyla baskı veya adaletsizlik riski ortaya çıkacak ve isyan kaçınılmaz bir savunma tepkisi olarak ortaya çıkacaktır. Toplum tüm hücrelerin veya gruplarının tüm organların yaşamı ve sağlığı sağlamak için işlevlerini yerine getirdiği insanların o sosyal organizması ve içindeki sosyal organizma farkıyla yaşayan bir organizma gibi olmalıdır. Özerk olarak tezahür eder, kendi başına katkıda bulunur, onu zenginleştirmek ve canlandırmak için bireysellik ve onun zekası, aklı ve bilgisi ile ona bilinç, hümanizm, uyumlu gelişme, yaratıcı ve yukarı doğru dürtü vermek savunduğumuz ve savunduğumuz sosyal organizasyonun amacı, sınai veya ticari kar veya kar olmamalı. Herhangi bir grup, plan, varlık veya organ tarafından manipüle edilmeli veya tekelleştirilmemeli, ortak fayda olmalıdır. Bizden uzakta, değişmez kılavuzlarda, geniş hatlarla bile değil ve çok daha az ayrıntıyla, anarşizmin sosyal, etik ve ekonomik temellerini tanımlamak boşuna olacak bir iddiadır politik kelimeyi aynı sebepten dolayı kullanmıyoruz, çünkü aynı kafa karışıklığı. Demokrasinin ödünç verdiği gibi, ödünç verdiği, tarihin evrimi, sürekli yükselen bir çizgiyi takip etmekten çok, dalgalı bir izden ve çelişkilerle dolu olduğunu biliyoruz ve onlar aracılığıyla yeni sosyal ve ekonomik biçimler ve bilimç ve bilincin kendisinin gelişimidir. İnsan etiğinin üstesinden gelinir ve insan etiğinin yeni biçimleri, yapıları ve farkındalığına yol açar, üstesinden gelinir ve toplumsal yaşamın sürekli yenilenmesinde geçici varlığa sahip yeni biçimlere, yapılara ve kavramlara yol açar. Formlar, yeninin kalıcı yaratıcı dinamikleri, modülasyonunu ve her zamanın, her kasabadaki ve dünyadaki gerçekleri damgasını vuran, her insanın benliğinden, vicdanından ve iradesinden geçerek, formlarda yine geçici gerçeklikleri şekillendiren ilerlemeye ivme kazandıran mikropları yaratan, yaşamın diyalektiğidir. Bunun farkında olarak, tüm cüretkar ilerici gerçekleştiriciler için savaşan, devrimci ruhu canlı ve aktif tutan anarşistler olarak, sürekli bir gelişme sürecinde, özgür bir yarının inşasına engel veya sınır koymuyoruz ve kendimizi, latiması etrafındaki bunutlarla sınırlandırıyoruz. Anarşist bir toplumda ya da devrimci geçiş aşamasında anarşiye doğru devrimci geçiş aşamasında herhangi bir özgünlük iddiası olmaksızın özgürlükçü doktrine katkılarda ortak düşünce ve içeriye bir katkı olarak ekonominin örgütlenmesi